Merhaba arkadaşlar. Güzel bir günden yine size merhaba. Artık öğlen saati, hazırlandım. Süslendim. Giyindim. Günümüz var bugün komşularımla. Günüme gideceğim az sonra. İstedim ki size yeni bir güzel bir açılış yapayım. Her gün ev haliyle size açılış yapıyorum. Şöyle hazır süslenmişken de beni bir görün istedim. Çoğunlukla ev halimi çektiğim için benim kursumdan dolayı ertelendi 2 gün. Aslında bizim 2 gün önceydi günümüz. Sabah kızımı da şehir dışına gönderdik. Gitti. Ulaşmış. Haber verdi. Ulaşmış yerine. Arkadaşım mesaj attı. Ben biraz gecikeceğim. Melek. Melekciğim güne geç kalacakmış biraz. Siz okumalara başlayın. Bizim günümüz önce Kur'an okumalı. Yasin'imiz okunuyor da. Gecikecekmiş, beni beklemeyin. Siz okumalara başlayın diyor. Ben şimdi hemen toparlanayım. Üzerimi giyineyim. Ve gideyim. Arkadaşları rahatsız etmeden çekmeye çalışırım. Ortamı çekmek istemem pek. Huzursuz etmek istemem. Ben eve geldim. Günümüz çok güzel geçti. Özlemiştik, bayağıdır görüşmemiştik birbirimizle. Sevgili Fatma ablacığım, güzel kızı, güzel geliniyle birlikte çok güzel şeyler hazırlamış, bizi ağırladı. Çok lezzetliydi. Her biri çok marifetlidir zaten kendisi. Komşularımızla çok güzel Kur'an'ımızı okuduk. Birbirimizle işte konuştuk. Geldim eve. Şimdi şöyle bir oturdum. Bir 5-10 dakikada oğlum okuldan geldi. Onunla sohbet ettik. Sohbetimiz günün böyle kritiğini, değerlendirmesini yaptık. Şimdi bugün benim yemeğim yok. Benim karnım tok ama ev halkı aç. Ev halkı derken bir oğlum var. Kızım şehir dışında bugün. Dışarıda. Gece gelecek. Geç saatte. Ne yapacağım? Hemen böyle bir pırasa kavurup yumurta kırayım ona. Yanına bir makarna mı yaparım? Seve seve yesin. Kurabiyeler falan var. Börekler bitti dün. Biraz kurabiye, kahve falan bilmiyorum. Yani istediği bir şey olursa daha ayarlarız ama. Öyle. Şimdi ben kalkacağım. Üzerimi değiştireceğim. Anneler gezince. Bugün de işte şey yemeksiz çıktım ya. Yemek yapmadım. Ev her yer her yerde ve hemen bugün cuma. Hemen çamaşırları makine atacağım geceden. Çamaşırlar bir yandan yıkansın. Mutfağı toparlarım biraz. Çamaşır asarım. Akşam olur. Ve bu vlogu sizin için hazırlarım sonra. Yayına koyarım. Hadi ben kalkayım, işlerime başlayayım. İşleri yaparken görüşürüz. Annelik görevi başladı. Gez gez bir yere kadar. Dön dolaş yine mutfağa giriyorsun. Şimdi hemen az yağda biraz bir kaşık salçayı kavurdum. Kavurma makarna yapacağım. Benim oğlum makarnanın hastasıdır. Envai çeşidini yer.
Her şekilde sever. Bir paket makarna ekmeği ilave ediyorum. Şöyle biraz kavuracağım. Tuzunu da ilave edeyim şu an. Kavrulurken tuzuyla ilave olsun. Kavrusun lezzetini belki alır. Karıştıra karıştıra biraz kavuracağım. Sonra da kaynar sürmeyi üzerine ilave edeceğim. Hemen bir yandan da bir iki tane pırasa ince ince kıydım. Onlar bekliyor. Hemen onları kavuracağım. Makarna olurken de kavurup üzerine hemen 2-3 yumurta kıracağım. Afiyetle yesin. Karnını zevkle doyursun inşallah. En çabuk bunlar olabilirdi. Hemen. Azıcık çevirdim makarnayı. Karıştırayım bakalım. Evet. Fazla bile kaçtı sanki suyu. Şöyle güzelce karıştırayım ki salçası erisin. Her yerine gelsin. Tamamdır bu. Şimdi böyle. En kısık göze alacağım. Yavaş yavaş suyunu çeksin. Pırasalarımı kavurdum biraz yağda. Tuz, karabiber koydum. Az evvel. Şimdi çırptığım yumurtaları üzerine koyacağım. Şöyle pırasalı yumurta olacak. Pırasalı omlet gibi bir şey olacak. Şimdi ocağın altını hatta kapatacağım ki sonra küçük göze alacağım ve en kısıkta üzeri kapalı pişireceğim. Ne yapıyorum? Şöyle birkaç bir tatlı kaşığı kadar da su koyuyorum. Bu kapatınca buharda pişmesini sağlayacak. Ve kısık ateşe alıyorum. İçini çeke çeke pişmesi için. Şöyle çevireyim. Burada ocak yanmıyor. Ocağım. Tamam. Tam ortaya geldi. Böyle. Makarnamıza bir bakalım. Biraz daha suyu var. Bugün pratik ve kolay yemekler.
Gezen anne yemeği. Evet. Omletim hazır. Kapağına dayandı kabartı. Şimdi inecek o gerçi açınca. Şöyle. Hemen altını kapatıyorum. Makarnam da pişti. Çok güzel oldu. Telefonun çalmasıyla videom bölündü. Böyle arkadaşlar, omletim, makarnam, tekrar bir göstereyim. Harika oldu sanıyorum. Görüntüsü öyle. Afiyet olsun oğluşuma. Bu gece böyle basit, kolay, pratik. Gezen anne yemeği. Biraz gene alışveriş yaptırdım. Şöyle eksikler bitmiyor evde, bitmiyor. Toptan büyük alışverişe tek başıma gidemediğim için parça parça. Yine yumurtam bitmek üzere, az kaldı. Bir kap yumurta, yağım da bitiyordu. Bir tane de yağ aldım. Bu arada suyum da kaynadı. Çay yemeyeceğim hemen. Biraz çay içeriz. Kurabiyelerimizi. Şöyle. Burada demlene dursun. Ben bunları da orada açayım. Yağ kalmış. Hadi dedim bitmeden alınsın da. Bittiği zaman evde olmayınca insan bir huzursuz oluyor. Yumurta. Poşetler lazım olur gene. Kullanırız bir şeylere. Şimdi bu gece Okan Bayırgan var. Çay demlensin, çayımızı içerken. Hem kızımla sohbet ederiz, bakalım nasıl geçti seyahati.
yumurtalarımızı da dizeyim. Onlar da ortadan kalkmış olsun da. Geldi. 5-6 tane daha yumurtam var. Bunları da dolaba hemen kaldırayım. Bu da halloldu. Tamamdır. Şimdi çayın demlenmesini bekleyeceğiz. Sonra kurabiye ile birlikte çayımızı içeceğiz. Ben de bugünlük size veda edeyim. Umarım beğendiğiniz, hoş vakit geçirdiğiniz bir vlogum olmuştur. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum Bursa'dan. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, ayrıca bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.